Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Abi Türkiye'de adalet var mı yok mu? Yok. 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 Adalet yok. Dilan Polat ve Engin Polat deyince aklınıza ne geliyor? Dilan Polat ve Engin Polat deyince Türkiye'de adaletin olmadığı geliyor abi. Bir tarafta AK Parti'nin adayı Erdoğan, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu. Hangisine oy verirsiniz? CHP. Ben şu anda şöyle söyleyeyim. 22 yıl boyunca AK Parti'ye oy verdim. Tamam, şimdi 22 yıl boyunca AK Parti'ye oy verdim. 3 dönemdir bizde bir laf var. Yenilen pehlivan güleşe doymazmış. Evet. İki defa Bilal'i Yıldırım'ı devirdi ya. Tamam. O dönemden bu döneme Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Birincide AK Parti, ikincide ona veriyorum. Yok. İkisinde de Ekrem İmamoğlu'na verdim. Hatta Ekrem İmamoğlu, yani daha mazbatayı vermediler ya Ekrem İmamoğlu'na. O zaman Beylerbeyi'ne gelmişti. Sayın Başkanım dedim. Siz kazandınız ama şu anda dedim yeniden bir seçim sürecine giriyoruz. O dönemde oyumu size verdim dedim. Bu dönemde oyu size vereceğim dedim. Merak etmeyin dedim. Siz kazanacaksınız dedim. Kazandı. Mesela bu dönemde de Ekrem İmamoğlu tek başına 17 tane adam tek başınaydı. Ben şöyle söyleyeyim. Asıl Ekrem İmamoğlu tek başına değildi. 85 milyon Ekrem İmamoğlu'ylardı. 85 milyon kazandı. Ekrem İmamoğlu kazandı ama beraber kazandık yani. Doğru. 17 kişiyi yendik biz. Doğru. Yani peki ben şöyle söyleyeyim. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın yerinde olsam ben o 17 bakana derdim ki sahaya gönderiyorsunuz bakanlarınızı ya koskoca bakan. Mesela ben çoğu mitinglerine de gittim. Ekrem İmamoğlu'na da gittim. AK Parti'nin de mitinglerine gittim. Mesela Fikirtepe'nin mitingine gittim. Orada Fikirtepe'deki insanlar çözüm istiyor, çare bekliyor. Diyor ki 10 yıldır 15 yıldır beklemişsiniz. Bir diyor 10 gün daha bekleyin diyor. Şu seçimi alalım. Murat Kurum diyor. 10 yıldır 15 yıldır diyor beklemişsiniz diyor. Ondan sonra bir 10 gün daha bekleyelim diyor. Ondan sonra diyor bakarız. Ya bakarız demeyeceksiniz kardeşim. Çözüm üreteceksiniz. Ha, bak ben Beylerbeyi'nde oturuyorum. Mesela şu anda abi çok zengin yerde oturuyorsun. Hayalim ama bir türlü olmuyor. Ben Beylerbeyi'nde oturuyorum. Ben apartman görevlisiyim abi. Ondan sonra Sinem Hanım şu anda Üsküdar Belediye Başkanı. Evet. Acaba Hilmi Türkmen neden kaybetti? Hiç düşünüyor musunuz? Neden kaybetti? Yani neden? Araplara Küplüce ile Kirazlı Tepe'yi peşkeş çektiği için. Şu anda Küplüce'ye gidin, Kirazlı Tepe'ye gidin. Komple oradaki TOKİ'nin konutlarında, ben oranın da temizliğini yapıyorum. Komple oradaki konutları atıyorum bir blokta 30 tane daire varsa 20 tanesinde Arap oturuyor. Yapma ya. 20 tane Arap oturuyor. En güzel yer değil mi? En güzel. İnsanları 500 liraya, 1000 liraya atıyorum 1 milyona, 2 milyon liraya dairelerini elinden aldılar. Şu anda 13 milyon liraya, 14 milyon liraya daireleri satıyorlar. Ve bunu belediye yapıyor. Belediye yapıyor. Eski belediye. Ama hala onlarla anlaşma olduğu için orada devam ediyor. Satışlar devam ediyor tabii. Tabii. Yani ben Türkiye'de adaletin olmadığını şundan söyleyeyim. Türkiye'de adalet olsaydı zaten şu anda Narin mesela Narin Bebek bunlar ölmezdi. Önden alıyorlar, arkadan bırakılıyor. Türkiye'de param varsa gücüm var. Adaleti de satın alırsın, her şeyi satın alırsın ülkemizde. Her şey parayla. Olan gariban abi, mesela hanımefendinin birisi bizim gibi sokak röportajı verdi. 20 gün mü 25 gün mü içeri aldılar. Hiçbir şey demediği halde. Anlamıyorum yani. Türkiye'de adalet yok. Türkiye'de adalet var diyorlar ama adalet yok. Ben abi 12 yaşında çocuğum var, okuyor. Ben okumasını istemiyorum. Bu okul bitsin mesela, şu anda orta sona gidiyor. Orta sona bittikten sonra ben oğlumu lise okutmayacağım. Çünkü okuyup da elinde diplomalı bir öğretmen, işsiz bir öğretmen olacağına, bir mühendis olacağına vereceğim motor tamirine gitsin, bu ülkeye motor ustası olsun. İstemiyorum çünkü okumayı. Çünkü dayın yoksa, halan yoksa, amcan yoksa, baban yoksa Ankara'da İster öğretmen ol, ister padişah ol. Rahmetli Masumi Şerifi Ankara'da dayı yoksa Mahmut okur ben, niye doğdun? He yani. Vatan yoktur, ayı yoktur. Onun için okumasın diyorum. Sadece devletin bana suç duyurusunda bulunmaması için 8 yılını doldursun. 8 yıl sonra arkadaşımın motor tamircisinin yanında çırak olarak başlayacak geleceğin motor ustası. Motor ustası. Doğru. Yani artı bir de şöyle söyleyeyim. Gezin abi, Türkiye nereye gidiyor? Sen aslında insanlarla Türkiye gittikçe kötüye gidiyor. Uçuyor diyorlar. Yol, köprü, İHA, SİHA. Biz uçuyoruz. Nerede uçuyor abi? Diyor İHA, köprü, yol, SİHA uçuyoruz diyorlar. Ya abi
İHA'yı yapıyorsun, SİHA'yı yapıyorsun, köprüyü yapıyorsun. Bak şimdi ben askeri ücrete geçen bir vatandaşım. 17.002 lira maaş alıyorum. Apartman görevlisiyim. Benim arabam olmadığı halde benim maaşımdan geçiş vergisi geçiyor ya. Köprüden. Sen garanti veriyorsun. Nasıl garanti veriyorsun ya? Diyorsun ki ondan sonra hadi onu da geçtim. Hayalim dedi. Ondan sonra şehir hastaneleri niye satıldı? Hayalim dedi Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastaneleri Hollandalı şirkete niye satıldı? Danimarkalı. İşte sen 20 yıl oy vermişsin, bugün her şeyi eleştirebiliyorsun. Evet ya, ben eleştiriyorum. AK Parti ne zaman bozuldu? AK Parti şöyle söyleyeyim. AK Parti son 10 yılda bozuldu. Beyefendi AK Parti son 10 yılda bozuldu. Değil mi? Evet.